أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Bundan önceki evvelki derslerimizde kötü huylardan bahsetmiştik. Şimdi kötü huyları Musannif Hazretleri yeteri kadar saydı. Şimdi de güzel huyları, Arapçası ahlakı hamide oluyor. Ama tabii ki ahlakı hamide terimi Osmanlıca. Türkçesi güzel huylar. Bundan sonra bahsedeceğimiz huylar İslamiyet'te en evvela istenen şeylerdir. İslamiyet'te hangi rütbeyi alırsa alsın, bundan evvelki derslerimizde söylediğimiz gibi Aniyayı Şakir'in, Şüheda, Salih'in, Meşayih-i Kamil'in, Ulema-i Amil'in, Evliya-i Vasil'in, bunlar birer rütbedir. Bu rütbelere vasıl olanlar muhakkak kötü ahlaktan, kötü ahlakın hepsinden kurtulmuş, kalplerini de güzel ahlakla tamamen bezemişlerdir. Yoksa bu rütbeleri elde etmenin imkanı yoktur. Öyle olunca ahirette büyük mertebelere nail olmak, kişinin güzel huyları kendisinde cem etmesine bağlıdır. Bu güzel huylardan hangisi bulunsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huylarından bir huydur. Bu ileride sayacağımız güzel huylardan hangisi bulunursa bulunsun, bu Peygamberimizin huylarından bulunur. Bu güzel huylar. Eğer bu güzel huylarda kimde bulunursa o adam muradını eder. Bundan evvelki derslerimizde söylediğimiz gibi Peygamberimiz Aleyhisselam muhakkak mümin güzel huyu sebebiyle ahirette yüksek derecelere nail olur. İbadeti az olsa da yine yüksek derecelere nail olur. Ama kötü ahlak sahibi ise cehennemde aşağı derecelere, esfel derecelere iner, derekelere iner. Şimdi Musannif Hazretleri lazım olan güzel huyu vasiyet ediyor. Eskiden böyle bir adam kendisi yaptıktan sonra o güzelliğin devam etmesi için vasiyet ederdi. Yani evladına, ahfadına, çocuğuna, torunlarına kendi yaşadığı güzel huyu ve yaşatmak istediği güzel huyu vasiyet ederdi. Onun için İmam Birgiyev Hazretleri de vasiyet ediyor, diyor ki, yani nasihat ediyor. Bütün evladım, eshabım ve bütün din kardeşlerime vasiyetim oldur ki onlar kalplerini zinetlesinler. Ne ile? Belalara sabretmekle. Kalplerine bu huyu yerleştirsinler. Baksınlar kalplerinde belalara sabredebiliyorlar mı? Bela deyince bir insanın nefsine meşakkatli olan şeylere
sabretmesidir. Bazı şeyler vardır ki insanın nefsine zor gelir. O zor olan şeylere sabretmek gerekir. O şeyler ister kul tarafından olsun, ki mesela biri tarafından dövülmek gibi, sövülmek gibi veya biri tarafından zemmedilmek gibi, gıybet edilmek gibi, biri tarafından iftira edilmek gibi veya malının açıktan ve gizliden alınması gibi kul tarafından gelen eziyetlerdir. Bunlara sabretmek gerekir. Sabretmezse daha büyük belalara girer. Bazen de insanlar tarafından gelmez bu şeyler, belalar. Hak Teala'dan olur ki çok sıcak olması, çok soğuk olması, kıtlık olması gibi. Bir de mihnetler vardır ki bunlara da sabretmek gerekir. Mihnet deyince neyi anlıyoruz? Bunların iyisini, kötüsünü Cenab-ı Allah ayırmak için. Şimdi herkes ben iyiyim diyebilir. Ama bunun iyisini, kötüsünü Cenab-ı Allah ayırmak için Allah-u Teala emrettiği şeyleri eda etmek, nehyettiği şeylerden kaçınmak, meşakkatlerine sabretmesi lazım. Yani Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri yaparken sabır ister. Beş vakit namazı kılmak, vaktinde kılmak, cemaate gitmek, bunlar sabır isteyen işlerdir. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri eda etmek, nehyettiği şeylerden kaçınmak, meşakkatlerine sabretmek, mihnetler dediğimiz bunlardır. Emirleri yerine getirmek hususunda sabır, yasaklardan kaçma hususunda sabra, Cenab-ı Allah niye emretmiş? Emri yerine getirirse demek ki değerli bir kuldur. Emri yerine getirmezse Allah'ın yanında onun bir değeri yoktur. Ayrıca bir de hastalıklara sabretmek vardır. Cenab-ı Allah bazı hastalıklar verir. Veya sair musibetler vardır ki kendine, evladına, malına, onlara çeşitli hastalıklar verebilir. Ama bunları devamlı olarak bu başına gelen şeyler Hak Teala'nın dilemesiyle, yaratmasıyla, arız olan zararlara, şimdi kendine, evladına, malına, Allah-u Teala'nın dilemesiyle, yaratmasıyla arız olan zararlara katlanması gerekir. Zararlara katlanmak demek, cezi fezi etmemesi gerekir. Yani korkup, yaygara edip, öldüm yandım gibi aşikara çıkarmaya, Allah-u Teala'nın verdiği belaları, musibetleri içerisine sindirip sabretmeye çalışmalıdır. Cezi fezi etmemelidir. Yani korkarak, vay bu benim başıma gelen nedir diye yaygara edip başkalarına duyurmak iyi bir şey değildir. Bunlara katlanacak. Asıl sabretmek, kimseye şikayet, bu hususta kimseye şikayet etmeyecek. Yani elemlendiğini, kederlendiğini başkalarına haber vermeye. Zira şiddetlere ve musibetlere sabretmek nedir? Farzdır. Kur'an-ı Azimuşşan'da ya eyyühellezine amenu sabiru buyurdu. Yani Cenab-ı Allah emretti ki, ey bana iman eden kullarım sabredin. Allah'ın bir emridir. Evet, musibet isabet ettiğinde sabredin demektir. Yani ey kullarım size bir musibet isabet ettiğinde sabredin. Bir musibet isabet ettik de bu musibet Allah-u Teala'nın yaratmasıyladır. Nasıl sabredecek? Bu başımıza gelen musibet Allah'ın yaratmasıyladır. Hak Teala Hazretleri faydasız bir şeyi yaratmadan münezzehtir. Yani Allah neyi yaratırsa onun mutlaka bir faydası vardır. Allah-u Teala faydasız şeyleri yaratmakla münezzehtir. Bunda elbette bir fayda vardır deyip
İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani belaya katlanmak için biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz demek ve ardından da Allahümme ecirni fi musibeti, ya Rabbi bu musibetten dolayı benim ecrimi zayi etme. Vahlifni hayran mine, bu musibetten dolayı elim benden giden şeyin yerine daha güzelini ver. Kaza yaptı, arabası parçalandı. O zaman diyecek ki, ya Rabbi bu musibetle benden giden şeyin daha güzelini bana ver diyecek. Bir yandan da sabretmeye devam edecek. Ardından da daha büyük felaketlere uğramadığı için Cenab-ı Allah'a sadaka verecek. Hani bazen diyorlar ya, verdiğin sadakalar karşı gelmiş, Allah'ın muhafazına daha büyük belalar olabilirdi. Adamın mesela kolu kırıldı, kolu kırılmayı bırak da ölebilirdi yani kazada. İşte bunlar Kur'an-ı Kerim'de innemâ yuveffes sâbirûne ecrahum bigayri hisâb buyuruyor. Bir musibet isabet ettiğinde ceziden, şikayetten nefsini hapseden kimselere, yani musibet isabet ettikten sonra kimseye şikayet etmeyen adamlara Allah-u Teala hesaplarını, ecirlerini hesapsız verecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin malına veya nefsine bir musibet isabet etse, onu gizlese, kimseye şikayet etmese, o kimseyi yargılamak Allah-u Teala'nın üzerine vacip olur. Allah'ın verdiği musibetlere sabredip şikayet etmeyenler cennette öyle köşklere sahip olurlardır ki o köşklerin altında direği vardır ne de üstünde asacak bir yeri vardır. Dinleyenler dediler ki, oraya onun ehli nasıl girer deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşlar gibi girerler buyurdu. Yani ehli kimlerdir denildikte bir de mesela sordu. Ya bu cenneti kimlere verecektir? Dünyada devamlı hastalık çekenlere verecektir buyurdu. Musibetlere sabredenler için yarın ahirette mizan kurulmayacaktır. Divan neşredilmeyecektir. Yani defteri açıp hesaba çekilmeyecektir. Cennete hesapsız girecektir. Ecirleri de tartılmadan çokça verilecektir. Hatta yağmur gibi ecir yağacaktır. Ve bütün mahşer halkı bunu görünce, dünyada rahatla ömürlerini geçiren insanlar ne olaydı dünyada, bizim de bedenlerimiz makaslar ile kesilseydi, para para olsaydı da biz de bunlar gibi bu mertebelere nail olaydık diyecekler. Rabbim cümlemizi belalara sabredip bu misilli ecirlere ve mertebelere nail olanlardan eylesin.